Acaba gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Leyla'yı ben mi hamile bıraktım? Ama böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Fakat hatırlamıyorum. Niye bu yapmadığım anlamına da gelmez ki? Cep telefonun var mı? He? Cep telefonu. Yok. Tüh be. Var ya olsaydı var ya, böyle bir iki tane karıya telefon açıp icabını da böyle telefona üfletirdik ha. Telefona üflüyen karılara hasta oluyorum. Yani iyi mi? İyi. Aman Allah'ım, ay ne kadar kötü bir anneyim ben. Kendi ellerimle biricik oğlumu hapse attırdım. Ay anneciğim, üzülme artık, yeter. Ay nasıl üzülmeyeyim canım? Of. Yani o benim oğlum. Minik kuşum. Üzülmeyin Menkıbe teyze. Bakın yakında torununuz olacak. Erkek olursa adını 18. Mahmut koyarız. Eğer kız olursa da 18. Mamure olabilir yani. Ay, susar mısın sen Reyhan artık? Ah bu yağmurlar ya. Görüyorsun değil mi gözüm abla? Yağmur yağmadığı için yine kaldım burada. Bu arada adım gibi eminim ki o cadılar boşluğumu yiyip masarcığımın başını yakmak için çalışıyorlardır. Ay ben de çok heyecanlıyım Ruhsar'cığım. Saadettin enişten bu sabah kalp krizi geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Her an buraya gelebilir. Ay aşağıya görebiliyorum. Hiç yağmur yağacak gibi değil. Taksiciler ortalıkta geziyor. Eğer yağmur yağacak olsa romatizmalılardan bile önce taksiciler kokuyu alıp ortalıktan kaybolurlardı. Of. Plan filan deyip durdun. Sonunda her şeyi berbat ettin anne. Ah. Gördün mü? Planın ne suçu var ayol? Asıl kabahat Masar'da. Yani zaten onun böyle bu kadar inatçı olacağını bilseydim hiç doğurmazdım. Ay ne var? Ne var anlamıyorum ki. Evlen şu kızla bitsin gitsin işte. Hazır hamile de. E ben nasıl hamile kaldım peki? Kalmışsın işte kızım. Ne bilelim biz? Ay. Belki sen de Masar gibi sarhoştun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Olamaz mı yani? Bilmem ki. Olabilir. Yani inşallah öyledir. Anne, bence her şeyi bir kez daha anlatıp abimi serbest bırakmalarını isteyelim. Gerekirse Reyhan da şikayetini geri alır. Doğru, hadi yürü. Hadi. Hemen çıkalım. Ay yine karakola mı gidiyoruz? Yaşasın. Komiserim, bir ana olarak yalvarıyorum size. Ne olur Masar'ımı, minik kuşumu azat edin. Hayır, olmaz. Senin minik kuşunu serbest bırakırsam daha kaç tane genç kızı gagalar biliyor musun sen hanım? Ay Masar Bey beni bir kuş gibi gagaladım yani. Salak mısın be kızım? Gagalamasa karnın böyle olmazdı herhalde değil mi? Ya. Komiser Bey gerçekten. Buyurun atlarım. Yoldaş. Komiserim bu suçla evlenmeyi kabul ediyormuş. En doğrusu buydu. Peki madem ki evlenmeyi kabul ediyorsun o halde serbest. Yaşasın polis. Yaşasın adalet. Onunla evleniyorum. Komiserim nihayet abim evleniyor ve sıra bana geliyor. Önder Bey siz de serbestsiniz. Merkezden gelen bilgilere göre 6. filo hakkında yazı yazmak artık suç değilmiş. Geçmiş olsun patron. Yoldan. Sonunda gülüyorum Allah'a şükürler olsun. Deli miydi nedir anlamadım. Tatlıcıda baklava çekerken yakaladığından beri gülüyor. Evet herif de biraz deli tipi var. Tamam. Patron yok. Bu moru baklava çalarken yakaladı. Baba. Gazanfer Bey. Ne baklava mı çaldı? Ulan sen bu ülkede baklava çalmanın büyük bir suç olduğunu bilmiyor musun? Atın bunu Kodes'e. Masar ve Önder Beyler. Gidebilirsiniz. Gidebilir mi? Ha? Bir dakika. Nereye? Nereye gidiyor? Bir dakika. Bırak. Tabii buyurun efendim, rica ne demek? Doğacak çocuğa benim ölen babamın adını verirseniz çok sevinirim. Tabii veririz efendim. Babanızın adı neydi? Mahmut. Ne? Evet, Reyhan Hanım ve Masar Bey. Efendim burada nikahınızı kıymak için 48. defadır bir araya gelmiş bulunuyoruz. En iyisi canım. Geç olsun da güç olmasın. Öyle değil mi efendim? 48 değil 51. 3 defasında da sizden başka bir nikah memuru vardı ya. Evet her neyse. Artık kıyım işlemine geçebiliriz herhalde. Geçin efendim geçin. Bu işler fazla bekletmeye gelmez. Evet. Çünkü Ruhsar gelir. Masar dur. Onunla evlenemezsin. Ama onu hamile bırakmışım. Bir şey mi dediniz Masar Bey? Ha yok. Kendi kendime evet deme provası yapıyordum. Evet. Ay pek de şakacıdır benim minik kuşum. Bu salak hamile falan değil. Ben şişirdim.
kaçırdım onun karnını. Yastık koymuşlardı, ben de ona ceza verdim. Sen mi? Ama nasıl olur? İşte aynı böyle. Bebeğim! Bebeğim nereye gitti? Bebeğimi çaldı birisi. Artık bebek olmadığına göre bizim de evlenmemize gerek kalmadı yani. Ama nasıl olur? Yine evlenemedim ya. Peki ama bebek nereye gitti? Hemen göstereyim sevgili kayınvalidem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.